Kanal V'nin ilgiyle izlenen haber programı Yüksek Tansiyon bu hafta Antalya'nın oksijen deposu olarak da bilinen Zeytinpark'tan gerçekleşti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın konuk olduğu programdan önemli konu başlıkları geliyor şimdi ekranlarınıza. Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon. Kanal V'nin ilgiyle izlenen programı Yüksek Tansiyon bu hafta Zeytinpark'tan gerçekleşti. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın konuk olduğu haber programında Başkan Çandır, Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun sorularını yanıtladı. Zeytinpark'ta yürütülen etkinliklerle söze başlayan Başkan Çandır, Antalyalıların Zeytinpark'a destek olmaları gerektiğini altını çizdi. Biz burayı yaşatmaya çalışıyoruz. Yine aslında tam sayamasak da hatırı sayılır da bir doğal hayvan varlığımız var burada. Yani doğal yaşam bu kentin ortasında burada devam ediyor. Çocuklar burada eğiticilerimiz, gönüllü eğiticilerimizle birlikte oyunlar oynayarak doğayı tanıyorlar. Biliyorsunuz artık sefertası gibi apartmanların içinde çocukları büyütmeye çalışıyoruz. Çocuklar birçok doğal bitki örtüsünü burada görüyorlar. Dolayısıyla öyle çocuklarımıza katkımız var. Yine burada yürüme parkurları yaptık. 2,5 kilometreden 8,5 kilometreye kadar parkurlarımız var. Bu parkurlarımızda da yine gönüllü eğitmenlerimizle birlikte yön bulma, nefes alma, yürüme tekniklerini öğrenerek yürüyüş yapabiliyor insanlar. Etrafını da çevirdik ama tam şu anda yürünebilir hale getirmedik. Orada da bisikletlerimize yol yapmaya gayret edeceğiz. Tabii bu yola çıktığımızda biz birçok insan zor bu iş demişti. Gerçekten de zormuş. Çünkü biz o gün hatırlıyorum sizler de bizlere haberlerinizde çok destek verdiniz. Hatta o şirketin kuruluşunda da bunu dile getirdim. En az bizim kadar sizlerin de desteği oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle düşünmüştüm. Antalya çok büyük bir kent. Antalya'da nefes alan herkesin buraya katkı koymasını. Yarışırlar hatta diye evet, düşünmüştünüz. Evet, düşündük ama Antalya biraz bu konuda kayıtsız. Biz insanlara burada konfor sunmadan buranın doğallığıyla gelip bir çay içmelerini, bir litre yağ almalarını, zeytin almalarını ve buraya destek olmalarını hala bekliyoruz. Pandemi döneminde Antalya'nın tüm sektörlerinin sıkıntı yaşadığını aktaran Başkan Çandır, Antalya'nın özel bir ilgiye ihtiyacı olduğunu yineledi. Buraya baktığımızda Antalya gerçekten yarattığı katma değerle, işlevsel kalitesiyle ön planda bir il. Şimdiye kadar birçok kriz yaşadık. Bu krizlerin hepsinde Antalya avantajla çıktı. Sadece bir Körfez krizinde olumsuz çıkmıştı. Bir de Rusya uçak krizinde. Onun dışındaki bütün krizlerden Türkiye'den daha hızlı büyüyerek, daha çok gelişerek çıkmıştı. Ama bu yaşadığımız kriz, yani salgından kaynaklı kriz, Antalya'yı diğer illere göre 5 kat daha derinden etkiler halde. Yani şu anda Antalya'nın sanayisi, turizmi, ticareti, esnafı, tarımı hepsi müthiş bir zorluk içerisinde. Onun için bu dönemde Antalya'nın birlik olması ve Antalya'nın o slogan da öyle çıkmıştı. Şimdi Antalya zamanı diyerek herkesin evet. Antalya'nın bu kurulu kapasitesini muhafaza edecek, salgının geçtiği günlerde dirençli bir şekilde harekete geçireceği şekilde ayakta kalması için seferber olması gerekiyor. Başkan Çandır, Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun siyaset düşünüyor musunuz sorusuna ise şu cevabı verdi. Siyaset düşünmüyor musunuz? Hayır, hayır. Kesin mi? Kesin. Ha, kimse son kararım. Kimse düşünüyorum demez de önümüzde bir seçim de olmadığına göre belki bir genel seçim bir ihtimal olarak görünüyor. Ama benim sorduğum hiç kimse evet ben siyaset düşünüyorum bu vakitten sonra demedi. Şöyle ben şu anki yaptığım görevle daha çok faydalı olduğuma inanıyorum. Yani örnekleri de var. Siyaset kurumunun işleyişi farklı. Ama biz burada kentimizde hemen hemen bütün kırsaldaki üyelerimizle, etraftaki kurum kuruluşlarımızla birlikte kentimiz için daha iyi hizmet üretiyoruz diye düşünüyorum.